Hayrola savaş mı çıktı? Allah korusun, hemen gidip ekmek alayım. Dünyadaki risk iştahının bütün kriptolara yön verdiği bir haftayı yine geride bıraktık. Eylül'den beri böyle oluyor ama Eylül'de farklı bir hareket vardı. Bütün dünyada risk iştahı adım adım artmıştı. Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın 50 bas puanlık bir indirimlere başlayacağı beklentisiyle ve risk iştahı artınca en riskli varlık olan kripto paralarda da ciddi bir yükseliş görmüştük. Bitcoin bu sayede işte %10'dan fazla yükselişle Eylül ayını kapattı. Eylül böyle geçti. Ama Ekim biraz farklı geldi. Aslında Ekim, daha önce belirtmiştim, October olarak tanımlanıyor. Yani up yukarı demek, October Ekim. Yani Ekim'de genellikle Bitcoin ve kriptolar yükseldiği için Ekim'e October deniyor. Ama Ekim şu anda October'lığını henüz daha sergileyebilmiş değil. Geçen hafta tam tersine Bitcoin bir anda 60 bin dolara düştü. 66 bin doların üzerindeydi. 70 bin dolara doğru gidiyor gibiydi. Bir anda düştü. Niye düştü? Çünkü bütün dünyada risk iştahı düştü. Risk iştahı düşünce en riskli varlık olan işte Bitcoin ve altcoin'lere bu olumsuz yansıdı. Şimdi bu işte risk iştahını düşüren faktör geçtiğimiz hafta, bu haftayı da, başlamakta olduğumuz haftayı da belirleyecek. Bu faktör de jeopolitik risk. Yani geçen hafta İran'ın İsrail'e saldırısı. Ondan önce İsrail'in Lübnan'daki kara harekatı Hizbullah'a karşı. Ondan da önce Hizbullah'ın lider kadrosunu öldürmesi. Ardından kara harekatına başlaması. Ve ona bir cevap olarak da İran'ın bir füze saldırısı gerçekleştirmesi. 180'den fazla füze gönderdi İsrail'e geçen hafta. Ve bunlar bu sefer balistik füzeler. Bu sefer diyorum, daha önce de bir saldırı yapmıştı. Ama o saldırı daha yavaş giden füzelerle gerçekleştirilmişti. O yüzden İsrail'in cevabı da, misillemesi de çok şiddetli olmamıştı. Ama şimdi balistik füzeler gönderdi. Bunların bir kısmı İsrail'in savunmasını aştı. İsrail'e düştü. Can kaybı yok. Bir kişi hayatını kaybetti. Ama yine de savunmasının delmesi ve balistik füzeler kullanması önemli. İsrail'in şimdi misillemesi bekleniyor. Ve misilleme şiddetli olabilir. Şiddetli olabilir derken petrol fiyatının daha da yükselmesine yol açabilir. O yüzden kripto paralar ve genel olarak risk iştahı açısından önemli. Geçen hafta petrol fiyatı, zaten Brent petrol %9 civarında yükseldi. 78 dolara kadar geldi. Şimdi İsrail'in İran'da petrol tesislerini vurabileceği yönde bir beklenti var. Ve eğer İran'ın özellikle ihracatta kullandığı tesisleri vurur ve İran'dan dünyaya petrol akışı aksamasına neden olursa, o tabii ki arzı düşüreceği için bir kere petrol fiyatını daha da yukarıya iter. Ve petrol fiyatıyla da enflasyon arasında bir ilişki var. Enflasyonla da Fed'in faiz kararları arasında bir ilişki var. Yani Fed şimdi niye başladı faiz indirimlerine? Çünkü enflasyon düştü diye başladı. Enflasyon %2,5'a kadar indi. O sayede işte Fed hem de 50 bas puanlık bir indirimle indirimlere başladı. 50 bas puanlık indirimle işte Bitcoin'e geçtiğimiz ay Eylül ayında %10 yükseliş getirdi. Yani Bitcoin'deki yükselişin sürmesi, kriptoların yukarıya doğru hareketlerini sürdürmeleri Fed'in indirimlere devam etmesine bağlı. Ama Fed'in indirimleri de işte enflasyonla ilişkili. Yani enflasyon düşecek ki Fed indirimlere devam etsin. Ama enflasyon da işte petrolle ilişkili. Eğer petrol fiyatı İsrail'in misillemesi sonrasında daha da yükselirse, o zaman enflasyon bütün dünyada, Amerika'da ve başka ülkelerde tekrar kafasını kaldırır. Yönünü tekrar yukarıya çevirir ve bu da Fed'in faiz indirimlerinin bir olasılık durmasına yol açabilir. Bu işte kriptolar açısından felaket senaryosu olur. Ama eğer misilleme göstermelik bir saldırıyla sınırlı kalırsa, belki de bu hafta sonu gerçekleşecek. Belki de siz bu videoyu izlerken gerçekleşti. Eğer göstermelik bir saldırıyla sınırlı kalırsa iş orada kapanır. Yani jeopolitik risk, geçen hafta işte dünya piyasalarını etkileyen, Bitcoin'i 60 bine kadar düşüren jeopolitik risk ortadan yeniden kalkarsa ve piyasalar asli gündemlerine, yani faiz indirimlerine dönerse, o zaman risk iştahının yeniden toparlandığını büyük olasılıkla ve Bitcoin'in 60 bin dolara düşmeden önceki seviyesine, yani 65 bin 66 bin dolar seviyesine geri döndüğünü çok büyük olasılıkla yeniden görürüz. Bundan sonra işte asli gündem faiz indirimlerine bağlı olacak ve faiz indirimlerinde veriler belirleyecek hem Amerika'da hem Avrupa'da. Şimdi bu hafta, başlamakta olduğumuz hafta, öyle bir veri var bu arada. Bu haftanın ikinci en önemli maddesi kriptolar açısından. Birincisi misilleme, İsrail'in misillemesi ve petrol fiyatı. İkincisi ise Perşembe Amerika'da enflasyon açıklanacak. Tüketici enflasyonu. Bakalım beklendiği gibi %2,3'e manşet enflasyon düşecek mi? Hatta beklentilerden daha iyi gelir. Ve %2,3'ün de altına acaba iner mi? Eğer inerse, öyle olursa,
O zaman yeniden 50 bas puanlık bir ikinci indirim umudu dirilir. Şu anda piyasa 25 bas puan indirime geri döndü. Ama yeniden 50 bas puanlık indirim beklentisi güç kazanmaya başlar. Bu da yine bütün dünyada risk iştahını destekler ve en riskli varlık grubu olan kripto paralara tabii ki olumlu yansır. Perşembe tüketici enflasyonu. Bir gün önce de bu arada Fed'in son toplantısının tutanakları açıklanacak. O da yine bu haftanın bir başka önemli maddesi. Kriptolar ve genel olarak bütün riskli varlıklar açısından. Bundan bir önceki toplantısı dediğimiz 18 Eylül'de 50 bas puanlık indirim yaptığı toplantı. Orada güvercin bir duruş sergilemişti. Şimdi o toplantının satır aralarında da Fed yöneticileri o güvercin duruşlarını koruyorlarsa, yani gerekirse bir 50 bas puan daha yaparız biz mesajı veriyorlarsa, o da yine bu hafta risk iştahının bütün dünyada ve kripto paralarda güçlenmesine neden olur. Evet, ben genel olarak dünyadaki makroekonomik ortamın, risk iştahının, bütün riskli varlıkları ve en riskli varlık olan Bitcoin ve altcoin'leri nasıl etkilediğini anlatıyorum. Meme coin'lere yer vermiyorum. Meme coin'ler biliyorsunuz arkasında bir proje olmayan, işte internette bilinir diye, konuşulur diye, işte mentionlanmaya bağlı olarak çok sert yükselen ya da çok sert düşen çok riskli varlıklar. Ama bazen öyle olaylar oluyor ki mesela bir meme coin %80.000 çok kısa süre içinde %80.000 yükseliş kaydedebiliyor ve bunun elbette bir haber değeri var. Yani bunu bilmek gerekiyor. Ne oldu da %80.000 yükseldi? Öyle bir meme coin geçtiğimiz hafta vardı. Onun hikayesini Ata Zeybel birazdan anlatacak. Ama Ata Zeybel'den önce, yani %80.000 yükselen meme coin'in hikayesinden önce, bu haftaki videonun da sponsoru CryptTrade'e tekrar kısa bir parantez açmak istiyorum. CryptTrade'den daha önce bahsetmiştim. Türkiye'nin en ciddi kripto para alım satım platformlarından biri. En ciddi derken bir kere arkasında çok ciddi bir şirket grubu var. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Nurol Holding. CryptTrade şimdi kripto sepetleriyle geliyor. Kriptolara tek tek kripto para alarak yatırım yapmak yerine farklı kripto paraları bir sepette birleştiren sepetlere yatırımla da yatırım yapmanız mümkün. CryptTrade işte 3 tane sepet hazırladı. İstediğiniz kadar, mesela 1500 liranız var, bu kadar yatırım yapmak istiyorsanız istediğiniz kadar miktarda bu sepetlerden alım yapabiliyorsunuz. Her sepette belirli enstrümanlardan oluşan bir dağılım var. Bazıları Ethereum, Bitcoin gibi güçlü coinlerden, bazıları ise altcoinlerden oluşuyor. 3 sepet var. Birinci sepette Bitcoin'in %30 payı var. Ethereum %25, Solana en büyük altcoinler %15. Ve yine büyük bir altcoin Avalanche, Avax'ın %15 ve Ripple'ın %15 payı var. Bunlar büyük coinlere yatırım yapmak isteyenler için ideal bir sepet. İkinci sepette biraz daha az bilinen coinleri görüyoruz. Üçüncü sepet bunların karışımı. Dediğim gibi 100 lirayla ya da 1500 lirayla ya da daha fazla yatırımınızla bu sepetlerden almanız mümkün. CryptTrade'in sepetlerine yatırım yapmak için kullanabileceğiniz linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Onu kullanarak CryptTrade'e üye de olabilirsiniz. Evet, geçelim %80.000 yapan meme coin'in hikayesine. Bu haftanın gündem olan konusu meme token Mudek. Tayland'da bir doğa parkında dünyaya gelen bu cüce saygırı yerel dilde zıplayan domuz anlamına geliyor. Halk tarafından çok sevilen Mudek önce sosyal medya ardından ana akımda viral oldu. Talk show'lar ve dergilere konu olan Mudek kendi adıyla Pump Fun üzerinden launch edilen meme token'ın en yüksek 330 milyon dolar hacme ulaştı. Bakalım bu doğal başlayan viral devam edip büyüyecek mi? Yoksa yokuş aşağı mı gidecek, bunu bize zaman gösterecek. Evet, bu haftanın gündem maddelerini gördük ama aslında bu hafta çok önemli bir gelişme daha var. Salı günü Amerika'da HBO kanalında Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliğini ifşa edeceğini iddia eden bir belgesel yayına giriyor. Bu da aslında bu hafta çok konuşulacak kripto para dünyasında. İddiaya göre veya bu belgeselin iddiasına göre Len Sesame'ın Amerikalı bir siberpunktı. Satoshi Nakamoto'nun ta kendisiydi. Satoshi Nakamoto biliyorsunuz Bitcoin'in arkasındaki kişi veya kişiler, bugüne kadar gerçek kimliği hiçbir zaman açığa çıkmadı. 2009 yılında Bitcoin'in felsefesini anlatan white paper'ı, yani belgeyi yazmıştı Satoshi Nakamoto ve daha sonra işte çok araştırıldı, çeşitli isimler ortaya atıldı ama bugüne kadar hiçbiri ispatlanamadı. Şimdi bu belgesel Salı günü Amerikalı siberpunk, artık aramızda olmayan elektronik mühendisi Len Sesame'ın Satoshi'nin ta kendisi olduğunu öne sürüyor. Len Sesame'ın daha sonra Belçika'da Katolik Leuven Üniversitesi'nde doktora yaparken hayatına son vermişti. Ama eşi hayatta hala, Meredith Patterson, ve diyor ki sosyal medya paylaşımında
Ben yani eşim Satoshi değildi. Yani eşi bunu söylüyorsa açıkçası Satoshi'nin Len System'ın olduğu iddiası bana çok mantıklı gelmiyor. Ama salı günü bunu izleyeceğiz ve göreceğiz. Hepinize iyi bol kazançlı bir hafta diliyorum.